Güzel. Sizin güzel. Bu efendiliğiniz ne olacak ya? Ya ben şimdi bak bu üzülüyorum yani bu duruma da ya. Niye yani bizim ya bizim memlekette böyle mesela şimdi mesela ikiniz de starsınız. Hakikaten şu anda yani starları alt alta yaz desek evet. Biz mesela işte Yeşim Salkım geç 90'lar ondan sonra filan herkes yani bu anladın mı bizde. Efendim sizi tabii katmıyorum yani saygıdeğer konuğumu ama mesela yani mesela ikinizin ne var ne yapıyorsunuz ya? Yani nedir ahlaka mugayir? Hiçbir şey yapmayacak mısınız hakikaten? Gençliğin dinlediği şu anda. Ha? Gençliği onları evet, dinliyor. Evet ama ne, herkes ne kadar terbiyeli, edepli oturuyor. Nereden yani, biliyorsun canım çocuklar belki evde terbiyeli değildir. Değildir yok, belki canım evlerinde. Norm Ender'i biliyorum mesela. Onu yeni tanıyorum da. Norm Ender'i biliyorum. Norm Ender baya böyle şey gibi hani bir yere konsere gittiğinde o ilimize atanmış müfettiş gibi yani. Çekof oyunu sergiliyor. Ay, ama ya. Nasıl yetiştiyse öyledir. Yani. Belki ya, aileden. İşini yapıyor en güzel şekilde. İşte. Ama işte bu aileden... kadar yani bu kadar konservatif ve şey bir dünyada yaşamamalıydık ya. Yani aileden ne oldu mi gelen bir şey bu? Falan meseleleri. Belki bundan sonra olacak. Bilemezsin. Yok canım bundan bir şey olmaz artık. Norm Ender'den ne olacak? Niye yani sen... daha duyarlı ve ciddi şarkılar yapacak. Olgunlaşacak falan filan. O zaman yeni gençlik. Ya olgunluk mu abi acaba o ama dediğin şey? Yani olgunlaşmak hayır ama bu mı? Çok, ama belki memleket toprağının da üzerimize yüklediği bir şey var yani. Efendilik falan. Mesela ben öyle bir katarsis çektim işte çocukla böyle bir anda YouTube'da İkinci, üçüncü en çok sevdilen oldu filan. Çatır çatır böyle. O çocuk da biraz başına şey de yapmışlar böyle. Çok acılar çektik falan gibi olmuş. Manşeti iyi onun manşeti. Manşeti güzel olmuş. Evet. Bizi de hırpaladılar falan gibi bir şey. Yani ama yani şey gibi hani orada artık bana düşen efendi olmak. Yani bir yerden sonra. Hani ama efendi, biraz önce bak halen bunlar takdir edilmeye başladı. Ne kadar efendi filan, ne kadar güzel bak bunları da anlamış filan. Yani bu efendi bir damat, ya biz sanatçıyı, bir damat adayı aramıyoruz ki sanatçı da ama kızımızı mutlu etsin. Evde hani kumarı olmasın, uyuşturucusu olmasın, şey olmasın. Yok mu kötü alışkanlık var mı? Var mıdır kötü alışkanlık? Yok, hiçbiri yok. Bu ne biçim gençlik ben anlamadım ki. Ya eskiden galiba çok büyük bir sıçrayış oluyormuş o parasal olarak. Yani böyle bir anda o senin dediğin o milyon dolarlar ve yolda yürüyememe bu psikolojiyi bozuyor. Yani şu an öyle bir durum yok. Biz güzelce üretiyoruz. Oradan geliyoruz belki ondan abi. Yani hazmetmekle alakalı değil mi? Evet. Mesela rahmet ben o kadar da hazım istemiyorum. Yani çünkü en doğru şeyler... Abi siz dağıtın istiyor. En doğru şeyler... Sadece dağıtın istiyor. Şımarık değil. Niye lan? Kim arsın? Yani hayır onu söyleyeyim. Onu takdir eden tip biraz zaten şöhreti bulsa deli gibi şımaracak. Yani. Ama o kişilik bence kimlik ve karakterli. Ama bu kadar karakterli insan istiyor muyuz canım? Artık istiyoruz bence. Evet. Senin bence yakın arkadaşınla çok takıldığın için. Hayır. Teoman. Hayır Teoman da çok olgunlaştı ya. Teoman ya eski Teoman'ın açıklamasına bak ya. Eski Teoman'ı anlatıyor. Teoman'ı kaybettik. Ay, geçen gün bir konuşmana denk geldim. Aile yapısıyla ilgili öyle şeyler söylüyor ki Okan orada bunu konuşuyor burada. Var. Allah rahmet eylesin. Ne bileyim kimin ama yani inanamadım yani. Böyle şimdi sabah 8'de kalkıyorum maşallah. Ya sende de var ama canım. Ama biraz sarkastik aile. Onlar. Yani biraz hafif o böyle. Teoman'ın kim? Tabii ki. Tabii sarkazm. Ama bir... belki sarkazm yaptığının da farkında değil. Orada gazetecileri şey yapıyor. Ya diyor. Evden aileden eve gittin mi birilerinin hani öyle bir konuşuyor ki Okan'la sadece. Okan. O ama o toplumsal tedavi için geçer. Tamam dur. Ben özür dilerim ben bozdum. Tamam çok her şeyiniz çok yolunda. Yani, yok değil tabii. Ne değil? Fena ne? Değil. Neden mesela? Şimdi sen içli bir adamsın. Tamam, sen eyvallah. Huzursuz huysuz ben adamın susuyorum. Tekisin. Sende yolunda olmayan ne var? Biz de albüme başladık o yoğun gidiyor. Peki bu klip aynı falan. Evde mi oturuyorsunuz yine ev arkadaşı değilsiniz artık değil yok mi? Canım. Çoktan artık taşındınız. Parayı bulunca da İlk evler ayrılıyor diye. Ama ev arkadaşı olarak hiç birbirlerini evet, tanımıyorlarmış. Tabii. Ondan sonra çok fakirmişler bir mağaraları var. Bir İbrahim tatlısı. Mağaranın adı da köpürmüştüm. Ekmeğe katık yapıyordunuz değil mi o zamanlar? Evet. Şekerli su içiyorduk. Ya şey oluyor mu? Ben şunu çok merak ediyorum. Mesela bu kadar sıkı şarkı yaptıktan sonra bir sonraki yapacağın şarkının o bir stres yaratıyor mu? Çünkü çok sıkı bir şarkı yani. Abi köfün nedir sorusu var ya bu da iki.
Evet, bu da ikinci soru. Ha, bu sıra yaşlı geliyoruz biz demek. Yok yani, estağfurullah. Ultra şey. Ya yok, olmuyor aslında. Çok fazla insanı araştırdım. Böyle bir anda çok vuran bir şarkı yapınca sonrasında ne yapıyorlar diye. Benim bulduğum, yaptığını yapmaya devam etmek ve benim bir tane batırma hakkım var. İki tane de var, üç tane de var. İlgilendirmiyor beni modunda ilerlemek. Ben bugüne kadar sabah uyanıp şarkı yazıyordum. Sonra onları yayınlamaya çalışıyordum arkadaşımla beraber. Yine onu yapacağım. Ya bir de her şey averaja seslenmek zorunda değil ki. Aslında profesyonel değil. Bazı şeyi kendin için yapıyorsun. Amatör ruhunu kaybetmeden, başka bir şeyi hedeflemeden yaşıyorlar. Her şeyi çözmüşler yani. Kendiyle ilgili bir şey hedeflemeden yaşıyorlar. Amatör ruhlarını bozmuyorlar. Ya yine bak, evde beslediğimiz kedi gibi konuşuyoruz yani. Niye öyle konuşalım canım? Çok güzel. Sen Z misin şimdi? Başka bir jenerasyon. Değilim. Değilsin. Bir öncesi. 92'liyim ben. 92 Y kuşağı onlar. Ha? Z kaç oluyor? Z 98 falan ha. Yani. Hı. Ama öyle bir Z tarifi, Z tarifi yani, çünkü aileler de öyle yapıyorlar. Evet. Yani evde bir başka bir şey gibi yani, uzaylıların istilasına evet, sanki onlar doğurmamış gibi falan. Var 2000'li. Yani çocuklar, çünkü her aile, ben Z kuşağı anne babalarına bakıyorum. Büyük çoğunluğu diyorum ki, siz bu çocuğu hakikaten doğurdunuz mu yoksa evlat mı edindiniz? Çünkü öyle anlatıyorsunuz yani, evlat edinmiş gibi anlatıyorlar çocukları. Yani pek de sahip çıkmak istemiyorlar. 90'ların öyle bir kayıpları var biliyor musun? Evet. 90'da evet, doğan çocukların evet, gerçekten. Peki. Doğru. Şey... Nasıl şimdi şeyleri soracağım. Özür dilerim, sizi bir grup yaptım ikinize ama. Bilge kaldı. Küfün olarak. Şeyler, konserler, turneler filan. Norm Ender'den başlayalım. Abi şu anda ben şeydeyim. Albüm hazırlıyorum. Yani oo, aynen. Bu şarkı... albüm hazırlığında hakikaten şey mi oluyor? Böyle bir kendine kapanma filan. Şöyle ki, şimdi sözümü kendim, bestesini kendim, evet, aranjmanına kadar kendim yaptığım için... Şimdi dolayısıyla hani benim bir yerde inzivaya çekilmem... Peki atarlanır mısın seni bir işe falan çağırsa? Ben çünkü atarlanamıyorum. Dur ulan oyun yazıyoruz falan diyemiyorum mesela. Yok, sen de dur ulan beste yapacağız, her şeyini kendim yapıyorum falan. Yok yani o tarz bir atarlanma olmuyor da bazen menajerimle öyle atarlaşıyoruz falan. Hani o da artık hani alıştık böyle. Ama menajer de tabii diyor ki sistem devam etsin değil mi? Konsere gidecek, şu olacak. Gibi gibi aynen. Sen ne durumdasın? Valla yani, biz ocağa işe almadık bilerek. Çünkü şu albümü bitirmek istiyoruz. Ben ama Eylül'den beri şarkı yazımını yapıyordum. Ben şarkıları ben yazıyorum, sözü ve müziği. Bilge Kağan da bütün altyapıları, sesleri yapıyor. O da... ama onun eğitimi senden daha şey değil mi? Daha çeşitli filan. Evet yani o müzik okudu. Yani okuduğu şeyi hatırlamıyorum ama İTÜ'de... Bende var. bir konuşma olursa aranızda ben sana söyleyeyim, söylersin. Müzik öğretmenliğini bırakıyor Konya'da, sonra buraya geliyor. İTÜ'de müzik teknik. Evet, Konya Selçuk Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü, sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik Teknolojileri müzik bölümünde teknoloji, eğitim alıyor. Ya, eğitim alıyor dendiği zaman bitirmemiş anlamına geliyor. Yo, bitirdi. Orayı bitirdi mi? Bitirdi. Evet. Eski durum. Sonra tabii şu anda da konuşuna dönüyor. İşte iş geldi. Yok. İşte o zaman ben çok büyük bir fiyat söyleyeyim. Olursa seviniriz bari. Gibi olmuyor. Yani öyle bir şey bulduk. Spor güzel, arabaya giden yol bak. Spor arabaya giden yol. İşte evet. Şubat'ımız birazcık yoğun. Öyle bir tık yoğun bir geçiyor. Bir daha bir canlı performans sergilebileceğin yerler de hani evet, şey olduğu için şu anda. Öyle bir durumu var ya şeyde. Hani saat yüzünden olarak, evet, biraz sıkıntı yaşıyor. Öyle bir derdi var. Saat 1'de 2'de müzik geçiyor ya. Senin seyirciyi nerelere alsın? Evet, bir kere evet, kış gelince öyle bir tek gösteri merkezleri ve live işte performans holler evet, falan kaldı bize yani. Mesela evet, klaplar falan evet, kapattı. Hepsi meyhaneye döndü şu anda. Evet, evet, evet. Çok zor onları. Eski yaşatma. 90'lardan falan işte popçuları falan çıkıyordu. Şimdi bizim oraya gidip de rap yapmamız da alakasız olur. Saattan dolayı değil mi?